Miyiz? Başlayabilir miyiz toplantıya? Bu hala gelmiyor mu? Kullanıcı değerli basın mensupları, kamuoyunun da yakından takip etmiş olduğu üzere Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kurultayı'nın tüzük değişikliği gündemiyle olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin olarak Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 3 kişilik çağrı heyeti görevlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararının kesinleşmeden uygulanması mümkün olmayan kararlardan olmasına rağmen çağrı heyeti tarafından Yargıtay'ın gerçekleştireceği denetim ve vereceği karar beklenmeksizin olağanüstü kurultaya ilişkin takvim açıklanmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde Büyük Kurultay'ın toplanacağı ilan edilmiştir. Yasal olmayan bu girişim karşısında 15 Mayıs 2016 tarihinde toplanacağı ilan edilen kurultaya katılmak üzere davet edilen üst kurul delegelerimiz kongre çağrısının yasal olmadığı gerekçesiyle ikametgahlarının bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak hukuki koruma talebinde bulunmuşlardır. Tosya ve Gemerek Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından kendilerine yapılan başvuru üzerine Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin çağrı heyeti görevlendirmesine ilişkin kararı kesinleşmeden uygulanamayacağı için infaz işlemleri ve 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen Büyük Kongre'ye ilişkin işlemler Yargıtay denetimi sonuna kadar ihtiyacı tedbir yoluyla durdurulmuştur. İlgili mahkemeler tarafından verilen ihtiyati tedbir kararları Ankara 25. İcra Müdürlüğü nezdinde işleme konulmuştur. İlgili ihtiyati tedbir kararlarının işleme alınmasının hemen sonrasında kim olduğu yargı çevrelerinde çok iyi bilinen Ankara 2 İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz tarafından henüz ortada açılmış hiçbir dava yokken ihtiyati tedbir kararlarının infazına ilişkin İcra Müdürlüğü dosyalarının fotokopileri istenilmiştir. Yaklaşık bir haftadır Ankara 2 İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi yetkisi ve görevi olmadığı halde önünde açılmış bir dava dosyası olmadığı halde ihtiyati tedbir kararlarının infazına ilişkin işlemleri yakından takip etmektedir. Adı geçen İcra Mahkemesi Hakiminin kimliği ve mazisi genel merkezimizce çok iyi bilinmektedir. Hafta mesaisinin bitimine sayılı dakikalar kala açıklamış olduğu kararla hangi amaca hizmet ettiği de yine tarafımızca çok iyi bilinmektedir. Bir haftadır düzenli olarak dava yoluyla önüne gelmemiş olan tedbir dosyalarını yetkisi olmaksızın temin eden ve inceleyen mahkeme hakimi hakkında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na gerekli şikayetler gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bugün mesai bitimine bir saat kala tesis etmiş olduğu karar bizleri şaşırtmamıştır. Ancak bu ihtimal tarafımızca göz önünde bulundurularak ihtiyati tedbir kararlarının yazı işleri müdürleri aracılığıyla ve mahkeme kalemi eliyle uygulanması da ayrıca talep edilmiştir. Ankara 2 İcra Hukuk Mahkemesi tarafından verilmiş bulunan iptal kararı sadece ihtiyati tedbirin infazına ilişkin icra dosyaları hakkındadır. Bilindiği üzere ihtiyati tedbir kararlarının infazı sadece icra müdürlükleri aracılığıyla değil, aynı zamanda mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından da yapılabilmektedir. Ankara 2 İcra Hukuk Hakiminin vazifesi olmadığı halde göstermiş olduğu yüksek ilgi nedeniyle mesainin bitmesine sayılı dakikalar kala görevli olmadığı bir konuda işlem tesis edebileceği önceden tarafımızca öngörülmüştür. İhtiyati tedbir kararlarının ayakta olması nedeniyle Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nden yürürlükte bulunan ihtiyati tedbir kararlarının Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla uygulanması ayrıca talep edilmiş ve de talebimizin kabul edilmesi halinde valiliklere ihtiyati tedbir kararlarının gereği yapılmak üzere ulaştırılması da yine talebimizin içerisinde yer almıştır. Gemerek Asli Hukuk Mahkemesi tarafından bugün öğleden sonra talebimizin kabulüne karar verilerek ihtiyati tedbir kararının devam ettiği
ve de gereğinin yapılması amacıyla Ankara Valiliğine gerekli ihtaratın faks yoluyla yapılarak kararın uygulanması istenilmiştir. Kamuoyunca bilinmesini istediğimiz bir başka husus da tedbir kararlarının Gemerek ve Tosya Asli Hukuk Mahkemeleri tarafından verilmiş olanlardan ibaret bulunmadığıdır. Nitekim üst kurul delegelerimizin yapmış olduğu başvuru üzerine başka mahkemelerce de 15 Mayıs 2016 tarihinde düzenleneceği ilan edilen MHP Büyük Kurultayına ilişkin işlemlerin 12 Mayıs 2016 tarihinde ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmiş olup bu kararlar da gereğe yapılmak üzere ve bizzat mahkemeleri tarafından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 393 Taksim 2. maddesi uyarınca doğrudan Ankara Valiliğine gönderilmiştir. Söz konusu ihtiyati tedbir kararları gereğince de 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı ilan edilen kurultayın yapılması hukuken mümkün değildir. Söz konusu mahkeme kararları ışığında tedbir kararlarının bir gereği olarak Ankara Valiliği ve Emniyet Güçleri tarafından ilgili mahkemelerden verilen yazılı talimat üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Bu nedenle yasal olmayan ve mevcut mahkeme kararları karşısında hukuken gerçekleştirilmesi mümkün bulunmayan bir kongre girişimi karşısında yine yasal olmayan yollarla üst kurul delegelerimizi kongrenin gerçekleşeceği iddia edilen alana davet edenler açıkça suç işlemektedir. Dava arkadaşlarımızın yasal olmayan ve hukuken gerçekleşmesi mümkün olmayan kongre girişimi hakkındaki çağrılara itibar etmeyeceğini biliyor ve düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Buyurun. Duyurusunda bulunup polis mi göndereceksiniz? Yani hukuki anlamda bir tedbir almanın dışında o suç duyurusunda ne gibi bir işlem yaptıracaksınız pazar günü? Efendim aslında değerlendirmede gayet açık bir şekilde bunları ifade ettim. Burada Gemerek ve Tosya Asli Hukuk Mahkemeleri tarafından verilmiş olan ihtiyati tedbir kararları aynen devam etmektedir, ayaktadır ve mahkeme tarafından Ankara Valiliğine doğrudan yazı yazılmak suretiyle tedbir kararlarının gereğinin yapılması istenilmiştir. Buna başka mahkemeler de eklenmiştir. İcra müdürlüğü aracılığıyla değil, mahkeme kalemleri vasıtasıyla tedbir kararlarının gereğinin yerine getirilmesi Ankara Valiliğine bildirilmiştir. Bunun anlamı şudur. Ankara Valiliği tarafından bu ihtiyati tedbir kararlarının gereği resen yerine getirilecek, gerekli güvenlik önlemleri önceden alınacak ve gerçekleşmesi mümkün olmayan bir kurultayın fiilen düzenlenmesi çabalarına karşı güvenlik güçleri gerek gördükleri, uygun gördükleri tedbirleri de kendiliğinden alacaklar demektir. Yani bu daha sonrasında orada bir kongre olacak da daha sonrasında başka bir işlem yapılacak değil. Zaten güvenlik güçleri yasal olmayan bu talebin gereğini yerine getirmeyecekler. Orada gerekli güvenlik önlemlerini önceden alacaklar demektir. Efendim Gemerek Mahkemesi'nin son almış olduğu karar nedir? Şimdi şöyle bir yorum da yapılıyor. Gemerek Mahkemesi yeni bir karar aldı ama bu icraya konulmadığı için pazar günü yapacağımız kongreyi etkilemez. Efendim şimdi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 393. maddesi ihtiyati tedbir kararlarının ya icra müdürlükleri aracılığıyla ya da mahkemenin yazı işleri müdürleri vasıtasıyla uygulanabileceğini düzenlemiştir. Gemerek Asli Hukuk Mahkemesi Ankara İcra Müdürlüğü dosyasında yapılan işlem nedeniyle bir tereddüt hasıl olmuş ve bu nedenle de kararın devam ettiğini, ihtiyati tedbir kararının ayakta olduğunu tespit etmiş ve gereğinin yapılması için de Humuk 393. maddesi gereğince Ankara Valiliğine resen bildirim yapmıştır. Yeni bir karar tesis etmiş değildir. Mevcut ihtiyati tedbir kararının aynen devam ettiğine yönelik bir tespitte bulunmuştur sadece. Buyurun. Şimdi efendim bu Ankara 2. icra hakimiyle ilgili birkaç ifade kullandınız. Herkesin bildiği tanıdığı. Bunu biraz daha açar mısınız? Efendim aranızda benim bizzat tanıdığım çok tecrübeli yargı muhabirleri var. Neyi kastettiğimi çok iyi bildiğinize eminim. Yargı muhabirleri de çok fazla bir emek sarf etmeksizin adı geçen hakimin mazisini ve ilişkilerini çok rahatlıkla tespit edebilir. Biz bu ilişkiler ağından dolayı yaklaşık bir haftadır
dosyaya yetkisi ve görevi olmaksızın bu denli müdahil olmasından rahatsızlık ve böyle bir tasarrufta bir şekilde bulunmasını bekliyorduk. Dolayısıyla dediğim gibi pazartesinden itibaren bu konuda genel merkezimizce Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ayrıca bir şikayet başvurusunda bulunulacak. Neyi kastettiğimizde eminim ki o şikayet dilekçesinde daha detaylı ve teferruatlı bir şekilde açıklanacaktır. Yani paralelci mi olabilir? Efendim gayet net ve açık konuşuyorum. Bir hükmü yok mu efendim bugünkü alınan kararın? Efendim sadece Ankara 25. İcra Müdürlüğü'nün ihtiyati tedbirin uygulanmasına yönelik icra dosyaları iptal edilmiştir. Fakat ihtiyati tedbiri uygulamanın tek yolu icra müdürlükleri değildir. Dolayısıyla ihtiyati tedbir kararları ayaktadır, geçerlidir, yürürlüktedir ve mahkemeleri tarafından yasanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak doğrudan Ankara Valiliğine bildirim yapılmış, kararlar mahkemeler tarafından doğrudan valiliklere yazı yazılmak suretiyle uygulamaya konulmuştur. İcra müdürlüğü aracılığıyla bu işlemleri yapmak bir tercih meselesidir. Ankara 2 İcra Hukuk Mahkemesi tarafından bu dosyalar iptal edildiğine göre biz de geçerli ve yürürlükte bulunan bu ihtiyati tedbir kararlarının yasanın verdiği yetki ışığında mahkemeler tarafından uygulanmasını talep ettik. Doğrudan uygulanmasını talep ettik. Bu talebimiz kabul edildi ve dediğim gibi Ankara Valiliğine bugün itibariyle faks yoluyla bu ihtiyati tedbir kararlarının gereğinin yapılması konusunda talimat verildi. Buyurun. Şimdi bu durumda ülkücü harekette pazar günü bir ciddi bir gerginlik mi göreceğiz? Yani biz en azından Türkiye kamuoyu buna mı hazırlanmalı? Onu bir sormak istiyorum. Efendim Allah esirgesin. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin en son temenni edeceği şey Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin herhangi bir nedenle birbirini kıracak, incitecek söz ve beyanlar, davranışlar içerisinde olmasıdır. Asla temenni ettiğimiz şey bu değildir. Ancak sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğümüz, özellikle çağrı heyeti mensuplarının hukuka saygı çerçevesinde, bu işi daha fazla zorlamaksızın mevcut yargı kararları ışığında ülkücüleri güvenlik güçleriyle karşı karşıya getirecek provokatif dilden acilen uzaklaşmaları ve mahkeme kararlarına saygı duymasını temenni ediyoruz. Dolayısıyla ben bu sağduyulu çağrıya onların da karşılık vereceği inancındayım. Dolayısıyla pazar günü orada bir gerginlik yaşanacağına ilişkin bir inanç taşımıyorum. Dolayısıyla dava arkadaşlarımızın da mensuplarımızın da bu açıklamalarımız ışığında yasal olmayan bu kongre çağrısına mesafeli durması ve iştirak etmemesi temennimizdir. Ve dava arkadaşlarımızın da bu şekilde bir davranış ortaya koyacaklarını düşünüyor ve inanıyoruz. İştirak etmesi durumunda, delegelerin iştirak etmesi durumunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin tavrı ne olacaktır? Oraya giden, katılan delegeler hakkında disiplin işlemi başlatılacaktır. Efendim şimdi tabii pazar gününü görmeden önceden ve peşinen bir yorumda bulunmak mümkün değil. Orada kongrenin yapılacağı ilan edilen ama bugün yargı kararlarıyla artık gayrimümkün hale gelen bir sürece dava arkadaşlarımızın iştirak edeceğini düşünmüyoruz. Orada yaşanacak hadiseler söz ve beyanlarla ilgili henüz bir şey görmeden bir yorumda bulunmayı da çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi bir hukuka saygı çerçevesinde hareket edilirse pazar günü yaşanan bu süreç bir gerilim vasıtası haline getirilmez ve diliyoruz ki mevcut mahkeme kararlarına saygı çerçevesinde hareket edilir. Dediğim gibi bu gerilimi de art niyetli olduğunu düşündüğümüz bazı odaklar tarafından tırmandırılmasına daha fazla müsaade edilmez. İkinci icra neyi iptal etti? Birincisi bu soru. Efendim az evvel de izah ettiğim gibi mevcut adayların ilgili daha önce bir disiplin uygulaması söz konusu olabilir denmişti parti genel merkezine. Benzeri bir uygulama düşünüyor mu? Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Bir disiplin uygulaması söz konusu olmadı. Daha evvel dile gelen açıklamaları ve haberleri biliyorum. Bir disiplin incelemesinden, bir incelemeden bahsedildi. Bu her üyemizle ilgili
yapılabilecek standart bir uygulamadır. Her üyemizi kapsayabilir. Dolayısıyla henüz bir disiplin yaptırımına muhatap olmuş bu süreçte herhangi bir üyemiz bulunmuyor. Bundan sonraki süreçte de elbette ki şunu incelememiz gerekiyor. Yaşanacak hadiselere bakılacak, kullanılacak dil ve üsluba bakılacak. Bu disiplin soruşturması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama sizin merakınızı gidermek adına söylüyorum. Bir yanlış algı kamuoyuna servis ediliyor. Henüz tamamlanmış ve hüküm altına alınmış bir disiplin soruşturması halihazırda mevcut değil. Yani 7 günlük bir süreden bahsediliyor ve bu nedenle yazı işleminin kararı icra edemeyeceği iddiaları da var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Efendim öncelikle şunu ifade edeyim. Yanlış bilinen bir husus var, o da şudur. Herhangi bir davadan bağımsız olarak açılmış bulunan ihtiyati tedbirler, alınmış bulunan ihtiyati tedbirler 7 gün içerisinde, daha doğrusu bir hafta içerisinde infaz edilmek durumundadır. Bu tedbir kararları bağımsız bir tedbir kararı değildir. Devam eden dava dosyaları kapsamında verilmiş olan tedbir kararlarıdır. Dolayısıyla ayaktadır. Nitekim bu husus tartışma konusu olmuş. Ankara 25. İcra Müdürlüğü tarafından Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tedbirin devam edip etmediği sorulmuş. Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 11.5.2016 tarihinde ihtiyati tedbir kararlarının mevcut, ayakta ve geçerli olduğuna ilişkin cevap verilmiştir. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun ilginize, alakanıza. Kolay gelsin.